Biz bugün sabah itibariyle İstanbul'dan Harran Oteli'ne geldik. İşte çok güzel bir düğün hazırlığımız yaptık. Çok da güzel bir düğün oldu. Hatta bitmek üzereydi ki düğün. Birdenbire sesler duymaya başladım. Ben de 3. kattaydım. Çok yoğun bir şekilde yani 3 dakika içerisinde neredeyse otelin tamamı kaplamıştı, dumanlar falan. Hatta ben şeyi aradım, resepsiyonu aradım, işte dedim ki yani bir yangın mı var deyince onlar hemen herkes aşağı insin falan diye söylediler. Ben tabii kapıyı açar açmaz inanılmaz bir duman yoğunluğu. Sanatçı arkadaşım da bir üst kattaydı, 4. kattaydı. Onun durumu daha kötüydü çünkü o kapısı açık bırakılmış. Yani zehirlenmek üzere. Hangi arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız? Ahmiyet kardeşimiz. Evet. Sonra tabii bu arada fazla geçmeden itfaiyeci arkadaşlarımız sağ olsun geldiler. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde hem bize yardımcı oldular hem de onun dışında mahsur kalan bütün misafirlerimize de yardımcı oldular. Şükürler olsun şu anda herhangi bir can kaybı yok ama otelin büyük bir kısmı zaten yandı ama çok hızlı bir şekilde de söndürüldü. Ben bunun için bütün itfaiyeci dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hatta ben küçük de bir anekdot anlatayım. İtfaiyeci arkadaşlarımız gelince tabii onlar benden önce 13-14 kişi kurtarmışlar. Bizim odamıza geldiklerinde genç bir kardeşimiz, çok genç bir kardeşimiz vurdu, hızlı bir şekilde vurdu. Ben kapıyı açtım. Hatta kıyamadım ya, çok nefes nefeseydi. Ben de biraz panik yaptım işin açıkçası. Meğer kasktanmış ya, kask o şekilde nefes alıp veriliyormuş. Sonra ben kıyamadım, açtım bunu kaskını, dedim camdan biraz temiz hava al. Çünkü ben yani alınabiliyordu. Eyvallah. Ondan sonra o bana dedi ki kaskı tak dedi, aşağıya doğru gideceğiz. Ben dedim hayır dedim, eğer bir dakika içerisinde dedim inebiliyorsak dedim ben bir dakika nefesimi alabilirim. O da sanatçılığın işte bir avantajı diye söylüyorum. O sen alacaksın kaskı, ben dedim hayır sen alacaksın, sen benden daha gençsin falan. Kaskı zoraki ona taktırmaya çalıştım, o daha zoraki bana taktırdı, dedik ben alışığım. Bu şekilde sağ olsun kaskı taktılar bana, hızlı bir şekilde zaten merdivenlerden indik. Gerçekten de çok bir sıkıntı var mı Nevzat Bey şimdi? Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Polislerimize çok teşekkür ederiz. Otel görevlilerimize de çok teşekkür ederiz. Onlar da herkes, kimse mağdur olmadan, şükürler olsun can kaybı olmadan herkes sağlıklı bir şekilde çıktı. Olabiliyor işte, bazen bu tür şeyler olur diyorum. Umarım hiç kimse bu şekilde bir yangın yaşamasın. Evet.